İşitme duymanın eş anlamlısıdır. Bir şeyi duyabilmemiz için iki şeyin var olması gerekir. İlki uyarandır. Ve işitme duyusundan bahsettiğimize göre bu uyaran bir ses dalgasıdır. Basınçlı bir ses dalgası. Duyabilmemiz için gereken ilk şey işte bu. İkinci olaraksa uyaranın yanı sıra o uyarana duyarlı bir reseptör gerekir. İşitme duygusunda bu reseptör Tüy hücresi adı verilen bir hücredir. Tüy hücresi. Tüy hücreleri kokleada, yani kulak salyangozunda yer alan özelleşmiş reseptörlerdir. Videonun ilerleyen dakikalarında daha ayrıntılı değineceğiz buna. Şimdi bu iki şeye bir bakalım. Mesela basınçlı ses dalgası tam olarak ne demek? Bir örnek vereyim. Tecrübelerimizden biliyoruz ki ellerimizi çırptığımızda ses çıkar kendine has bir sestir. Şimdi bu iki çizginin ellerimiz olduğunu varsayalım. Ellerimizi çırptığımızda iki çizgi birbirine doğru hareket eder. Yani ellerimiz birbirine yaklaşır ve bu hareket çok hızlı gerçekleşir. Ellerimizin arasında çok sayıda hava molekülü vardır. Bakın çiziyorum. Evet. İşte hava molekülleri bunlar. Bu küçük mor noktaların hava molekülü olduğunu varsayın. Ellerimizin arasında böyle çok sayıda hava molekülü bulunur. Kendi hallerinde öylece takılırlar. Ama birdenbire eller birbirlerine yaklaşmaya başlar. Dolayısıyla bu hava moleküllerinin kapladığı hacim küçülür. Eller birbirine yaklaşmaya devam eder ve kısa bir süre sonra bakın eller neredeyse birbirine dokunmak üzere. Burada hava molekülleri serbestçe dolaşabiliyordu. Ama burada çok daha sıkışık bir haldeler. Artık birbirlerine çok daha yakınlar. Aşırı derecede sıkıştırılmış durumdalar. Çok daha küçük bir hacim kaplıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi ellerimiz birbirine daha da yaklaştığında hava moleküllerinin kapladığı hacim iyice küçülecektir. Yani aslında burada olan şey hava moleküllerinin sıkıştırılmasından, yani basınçlanmasından ibaret. Ellerimiz birbirine yaklaştıkça moleküller balık istifi oluyor, basınçları artıyor ve bu basınç bir şekilde dışarı kaçmaya çalışıyor. Nihayet buralardan bu şekilde kaçmayı başarıyor. Çünkü çıkabileceği başka bir boşluk yok. Kaçarken de böyle yüksek ve düşük basınç bölgeleri oluşturuyor. Bu çizgiler basınç bölgelerini temsil ediyor. İşte bu yüksek ve düşük basınç bölgelerine ses dalgası adı veriliyor. Ses dalgaları birçok farklı şekle sahip olabilir. Basınç bölgeleri birbirlerine çok yakın da olabilir, çok uzak da. Bunu grafiğe dökecek olursak, mesela şöyle bir görüntü arz edebilir. Burada tepe noktaları yüksek basıncı, çukur noktaları ise düşük basıncı temsil ediyor. Yani aslında ses dalgası denen şey yüksek ve düşük basınç bölgelerinden ibaret. Tepelerin birbirine yakınlığına frekans yani sıklık adı veriliyor. Mesela elimizi daha yüksek bir hızla çırpacak olursak veya frekansı daha yüksek yani daha tiz ses çıkartan iki nesneyi birbirine çarparsak oluşan ses dalgasında tepe noktaları birbirine daha yakın olur. Ve dalga böyle görünür. Algılanan ses, ses dalgasının frekansına göre değişir. Bu ses dalgasının frekansı f1 olsun. Bunun frekansı ise diyelim f2 olsun. Frekansı daha düşük olan ses dalgaları daha uzak mesafelere ulaşır. Bu kulakta da geçerlidir. Düşük frekanslı sesler daha uzun yol kat ederek kokleanın en iç kısımlarına kadar nüfuz eder. Kokleanın ne olduğunu birazdan anlatacağım. Frekansları farklı bu iki ses dalgasına bakacak olursak, mesela F1 frekanslı sesin el çırparak, F2 frekanslı sesin ise konuşarak üretildiğini söyleyebiliriz. Fakat karşımızdaki kişi aynı anda hem el çırpıyor hem de konuşuyor olabilir. Böyle bir durumda frekansları birbiriyle toplarız ve şöyle garip bir sonuç elde ederiz. Bakın pek düzenli görünmüyor değil mi? Yani iki frekansı birbiriyle topladığımızda frekansı F3 olan nispeten karmaşık bu dalgaya ulaşıyoruz. Kulağımızın işi artık daha zor. Çünkü artık bu F3 frekansını daha basit olan F1 ve F2 frekanslarına ayrıştırmak zorunda. Ama kulağımız bunu yapabilecek yeteneğe sahip. Çünkü bu frekanslar koklea üzerinde farklı mesafelere ulaşıyor. Evet, basınçlı ses dalgalarından bahsettiğimize göre artık tüy hücrelerine geçebiliriz ve tabii kulak anatomisine genel bir bakış atabiliriz. Bu şekil kulağın kısımlarını gösteriyor. Daha önce de söylediğim gibi ses dalgaları kulağa geliyor. Ellerimi çırptığımı varsayın mesela. Ses dalgaları hava ortamında ilerleyerek kulağınıza geliyor. Çarptıkları ilk bölge kulağın bu dış kısmı. Kulağın dışarıdan görünen kısmı bu. Buna kulak kepçesi adı veriliyor. Ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak kulak yolu adı verilen kanala iletiliyor. Bu kanalın bir diğer adı da dış kulak yolu. Yazıyorum. Dış kulak yolu. Ses dalgaları dış kulak yolu boyunca ilerliyor ve kulak zarına yani timpanik zara çarpıyor. Demek ki bir sonraki durak kulak zarıymış. Bunun üzerine kulak zarı titreşiyor yani basınçlı ses dalgası kulak zarına çarpınca zar ileri geri titreşmeye başlıyor. O titreşince üstteki bu üç, bakın bir, iki, üç kemiği de titreştiriyor. İlk kemiğin adı çekiç, İkincisinin adı örs, üçüncüsünün adı ise üzengi. Şimdi çabucak bir daha en baştan alalım. Ses dalgaları geldi, kulak kepçesi tarafından toplanıp dış kulak yoluna iletildi. Kulak zarına yani timpanik zara çarptı. Kulak zarı ileri geri titreşmeye başladı. Bu titreşim çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin de titreşmesine yol açtı. Peki şimdi ne oluyor? Üzengi kemiği buradaki oval pencereye bağlı. Buna eliptik pencere de deniyor. Dolayısıyla oval pencere de ileri geri titreşmeye başlıyor. Bu kısım sıvıyla dolu. Oval pencerenin dahil olduğu bu yapıya koklea yani kulak salyangozu deniyor. Demek ki bu yapının adı kokleaymış. Kokleanın içi sıvıyla dolu. Oval pencere üzengi tarafından kokleanın içine doğru itildiğinde bu sıvı sıkışıyor. Sıvı bu tarafa doğru itiliyor. Tüm kokleayı bu şekilde kat ederek kokleanın ucuna ulaşıyor. Peki kokleanın ucuna ulaştığında ne yapıyor? Artık yapabileceği tek şey geri dönmek. Evet, sıvı geri dönüyor. Sıvı bu yeşil çizgi boyunca geri gidiyor ve başlangıç noktasına ulaşıyor. Ama bu kez oval pencereye değil yuvarlak pencereye varıyor ve yuvarlak pencereyi dışarı doğru itiyor. Bu döngü sürekli tekrarlanıyor. Sıvı kokleanın ucuna kadar gidip geri dönüyor. İleri, geri, ileri, geri. Ta ki ses dalgasının enerjisi sönümlenip sıvının hareketi durana kadar. Bu sırada kokleadaki tüy hücreleri uyarılıyor ve bu işitme siniri aracılığıyla beyne bir elektrik sinyali gönderiyor. Sıvı koklea'nın ucuna ulaştıktan sonra tekrar oval pencereye dönmüyor. Çünkü koklea'yı tam ortadan ikiye ayıran bir zar var. Bunu farklı renkle göstereyim. Böyle bir zar var. Çizdiğim bu siyah çizgi koklea'yı ikiye ayıran zarı temsil ediyor. Bu zara korti organı adı veriliyor. Korti organı aslında iki farklı zardan oluşuyor. İlki baziler zar. İkincisi ise tektoryal zar. Evet, son olarak kulağı oluşturan kısımların genel olarak nasıl sınıflandırıldığına değinmek istiyorum. Kulak kepçesinden kulak zarına kadar olan kısım dış kulak yolu ve kulak zarı da dahil olmak üzere dış kulak olarak adlandırılıyor. Çekiçten üzengiye kadar olan kısma yani bu üç kemiğe orta kulak deniyor yani orta kulak, çekiç, örs ve üzengi kemiklerinden oluşuyor. İşte buradan buraya kadar olan kısım. Dış kulak da buradan buraya kadar olan kısımdı. Üçüncü ve son kısımsa kokleadan ve yarım daire kanalları olarak adlandırılan bu yapıdan oluşuyor. Yarım daire kanallarından daha sonra bahsedeceğiz. İşte bu kısma da iç kulak adı veriliyor. Yani burası iç kulak. İşte kulağı böyle üç ana kısma ayırabiliyoruz. Bir sonraki videoda kokleayı daha yakından inceleyeceğiz. Kokleanın içindeki sıvı hareketi tüy hücrelerinde sinirsel bir sinyalin tetiklenmesine nasıl neden oluyor? Bu sinyal daha sonra beyin tarafından nasıl yorumlanıyor? Ona bakacağız. Hoşçakalın.